Arkadaşlar vektörlerin konusuyla ilgili böyle takıldığınız, soracağınız bir yer, anlamadığınız bir yer var mı bana? Yok hocam. Var mı? Yok. Şimdi şurada sizin öncelikle bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu bir 8-9 tane soru var. Bunları çözüp öyle geçelim diğer konuya. Hangileri doğrudur? Bursa mı hocam? Edirne değil. Edirne değil. Edirne. Edirne değil mi? Bir daha bir bakın. Doğrultu. Değil mi? Ama aynı doğrultuda değiller ki. Biri bu tarafa bakıyor. Kanka Yani doğrultu diyor. doğrultu diyor. X Yön demiyor ya, doğrultu diyor. üzerindeler. Çok mantıklı. Yani sağa sola, doğu batıya. Değil mi? Evet, herkes de dediyse geçiyorum bunu. Diğer soru. Edirne mi? Bilmiyorum. Var mı başka Bence Edirne? de Edirne. Bence de Edirne. Ben de. Farklı bulan varsa durayım, yoksa geçelim. Geçtim. ÖSYM tarzı bir soru. ÖSYM'nin böyle sorduğu çok soru var. Denizli mi? Bence de. Evet. F2'yi bunun ucuna getirdik. Şuraya. Bunun ucuna ne getirirsek, ne eklersek şurayı bulabiliriz. Çizeceğimiz şöyle bir şey olacak. Bu vektör de buradakilerden 4 oluyor. Diyorum. Üç boyutlu sistem üstünde. Şu kartezyen. Ceyhan. Galiba. Üç. Bence de Ceyhan. Soruda zaten kenar noktalar gösterilmiş. Sıralaması X, Y, Z şeklinde olacak. O da C'deki gibi. Eksi 3'e 5, diğeri de 4 şeklinde. Evet. Soru. Bursa. Neden Bursa? Bence de. Yani bence Edirne ya. Bilmem. Koydum Bence oraya. Bursa. Kartime diyor pardon. Aynen zaten direkt çıkıyor. Ekleyince L'ler birbirini götürüyor. Evet. Evet. Aynen. Burada arkadaşlar iki tane verdiyse, mesela üçüncü, bunların içerisinde bir tane M işte ya da K'yı falan vermiş olsaydı belki birbirine çıkarma işlemi falan yapabilirdik. Fakat burada genelde şuna bakacaksınız. Bu ikisini topladığınızda ne veriyor? İkisini topladığımda L'ler gidiyor. Direkt K artı M'yi veriyor bana. Dolayısıyla ben bunun ucuna getirip topladığımda bana bileşki olarak, yani K artı M olarak şunu verecek. B'deki olarak. Örneklerde bunun var. Evet, şu soru yine vektör konusunun klasik bir sorusudur. Adana mı? Yok. Değil ya. Erdem, bileşenlere dikkat Denizli edin. mi? Efendim? Denizli Denizli. olabilir mi hocam? Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Hani çok Ha, sevmem eşit bunları. olduğunu diyormuş. Tamam.
Evet, böyle soru Deniz. çözmeyi çok sevmem ama burada açılar arkadaşlar 60, 90, 120 diye gidiyor ya. Cevap ya M, L, K şeklinde ya da K, L, M şeklinde sıralanacak. Diğer üçü zaten iptal oluyor. Peki mantık ne burada? Normalde bakın şu aradaki eğer bunların hepsi FF olsaydı arkadaşlar, alttaki de üstteki de hepsi F olsaydı. Aradaki açı arttıkça bileşke küçülür müydü? Evet. Şu açı arttıkça bileşke küçülüyordu. Bu bileşke küçük değil de baştaki büyük olana eşit olabiliyorsa o zaman M'nin daha büyük olması lazım. Çünkü F hepsinde ortak şu alttakiler. Doğru mu? Anlatabildim mi? Evet. Geçiyorum. Soru. A mı hocam? Bence Bursa mı Evet, A geldi, B geldi. Ben Denizli diyecektim ya. Denizli geldi. Arkadaşlar, K'nın, N'nin, M'nin toplamı ne? Ne? Le. L, değil mi? Burada iki tane L mi oldu? Evet. Bu iki tane L ile de Evet. P'yi bir araya getirirsen sana sonucu verir. Dolayısıyla L ve P'yi bilmen gerekir. Gerekli ve yeterli ifadesinden ne anlayacağız? Çözülebilecek. Ha, en az ne ile hallederim? Mesela madde özelliklerinde falan Arşimet'te, basınçta bazı konularda da böyle gelir. Yani mesela bu soru için diyelim. L'yi der, P'yi der, K'yı der mesela. Bu üçünden mesela üçünü kullanabilirsin ama L ve P sadece en az kullanarak sonucu sana veriyorsa LP oluyor cevap. ÖSYM bunu eskiden çok yapıyordu. Sorularda kullanıyordum bu soru tipini. Geçiyorum. Soru. Ceyhan mı? 20 aynen. Başka var mı cevap? Ben de Ceyhan benim. Evet, C2 oldu. Ceyhan diyorum. Evet. Güzel. Arkadaşlar 10 Newton, 10 Newton şu arası kaç derece? 120 derece. Dolayısıyla burada şu yukarı doğru bir tane elimde ne olacak benim? 10 Newton olacak. Şimdi burada bileşkesi sıfırsa bunların aşağıya doğru 30 var, yukarı doğru da 30 olması lazım. O yüzden F4'ün ne olması gerekiyor? 20 Newton olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bu vektörlerin testini ben attım mı size? Hazırladığım testi. Atmadınız hocam. Heh, onu ben atayım bugün size. Siz o testi çözersiniz. Yani içinde çıkmış sorular da var. Hocam, Şimdi efendim. çembersel hareket falan elinizde varsa o soruları da atsanız olur mu? Onları yapacağım. Daha hazırlamadım. Sırayla gidiyorum. Arşimet'i falan hazırlamak üzereyim. Bitti gibi. Dinamik falan onlar var da. Onu da hazırlayacağım. Tamam hocam. Atacağım ben zaten. Aklımda o. Tamam. Fakat şeyin çembersel hareketin harmoniyi falan kafa denginden çözerseniz orada bayağı bir soru var. Güzel de sorular, öğretici sorular var. Hocam parafta çok yok o yüzden. Yani Evet, vites falan var. kafa dengi o yönüyle yoğun ve şey konuyu tarayan da sorular var içerisinde. Yani o konu tipiyle alakalı gelebilecek hemen hemen bütün soruları koymuşlar. Hocam bir şey Evet. söyleyebilir miyim? Efendim.
Hocam mesela şimdi biz derste çembersel hareketi işledik. Ondan sonra ben şimdi kafa denginden çözdüm. Ama orada böyle çok daha farklı formülleri olan çok daha farklı soru çeşitleri var. Hani mesela onlar var mı şu an ben bilmiyorum. Ama mesela derste işlemedik ama orada var. Şimdi şöyle, şimdi soru çeşidi olarak diyorsan onlar var ama konu bağlamında soruyorsan konu olarak zaten çembersel hareketin konusu kısıtlı. Çok bir konusu yok. Size anlatılan işte mesela yatay viraja giren araba sonra... Yatay virajdan bahsetmiyorum. Hocam yok, mesela yok. Şeyleri işlemedik. Mesela şu sallanıyor böyle. Buradan sallanan bu şeyin, bu çembersel hareketi işlemedik biz. Ama orada var. Ya da yani ne bileyim ipin uzunluğu falan diyor. Mesela onları işlemedik ama o kitapta var. İşte şunu söyleyeceğim. Yani o dün attığın soruları mı diyorsun? Evet. Yani bak şimdi orada mantık şu. Çembersel harekette konu olarak 4-5 tane konu var. Mesela köylerde falan da kitaplarda da böyle başlık açmış. Diyor ki yatay viraja giren arabanın hareketi diyor. Evet. Şehrin içerisindeki cismin hareketi diyor. Eğimli viraja giren arabanın hareketi diyor. Bunlar aslında konu değil. Bunların her biri bir soru tipi. Çünkü hepsinde F merkezcili ve sürtünmeyi birbiriyle ilişkilendirerek çözüyoruz soruları. Dolayısıyla senin o söylediğin ve dün attığın sorular yine aynı şekilde çözülür. Mesela o ipin uzunluğunu sormuştun ya. Sormuş ya. Oradaki mantık şu. Çembersel hareketi düşeyde yapan bir cismin denge durumunda yukarı doğru merkez kaç ya da merkezcil kuvvet diyoruz ya. O merkezcil kuvvetin ağırlığına eşit olması durumu var. Yani orada ekstra bir formül falan yok. Hocam ben de öyle yapmadım. Yani tamam. Ben sadece onlar böyle müfredatta sanki yok mu diye düşündüm. Yok yok yok. Yok öyle bir şey yok. Onlar içinde dahil. Onların her biri yani mesela o sorduğun soruları da şöyle de yapabiliriz mesela. Ben de derim ki işte düşey düzlemde hareket eden İpin uzunluğu mesela, yani yatay viraja giren cisim gibi, onu da bir konu başlığı olarak da yapabilirsin. Ama o mantıklı bir şey değil. Her biri soru tipi ve çok güzel o sorular. Yani o yüzden kafa dengini çözün diyorum ben. Şu yok arkadaşlar, fizikte yani hiçbir derste, hiçbir konuda bütün soru tipleri bu kadar, bunun üstüne başka soru tipi yoktur diyemeyiz. Çünkü sürekli soru üretiliyor. Belki piyasada en fazla soru üretilen şeylerden, branşlardan bir tanesi de fizik. Çünkü şey çok geniş, konumuz da geniş. Artı birbiriyle bağlantılı konuların da oluyor. Yani çembersel hareketin içerisine başka bir konu koyabiliyorsun. Mesela denge torku alıp Arşimet'in içine koyuyorsun. Gördünüz mü hiç öyle soru? Mesela suyun içerisinde çubuk var, torktan çözüyorsun ama. Mesela ısı sıcaklık sorusu var, torktan çözüyorsun. Evet. Şimdi geçelim. Hallederiz arkadaşlar. O yani biraz şöyle konularımız falan şey yapsın, ilerlesin. Ben sizinle böyle ekstradan şey de yapacağım. Soru çözümü de yapacağım. Dersin haricinde. Yani bir boşluğunuzu bulabilirsek. Mesela dersiniz ki hocam biz işlediğimiz şu konudan soru çözmek istiyoruz. Beraber açar soru çözeriz. Hani mecburi değil. Katılmak isteyen katılır. Faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kesişen kuvvetlerin dengesi ya da ney? Lami teoremi dediğimiz bir kısım var dengede. Şimdi biz buraya kadar gördüğümüz kısımda vektörü anlatmıştık. İşte kuvveti anlattık. Şimdi bundan sonra dengeye geçiyoruz. Peki denge ne? Bir cisim eğer dengedeyse, bir cismin dengede olmasından bahsediyorsak o cisimle alakalı iki tane durum var demek. Hatırlıyor muyuz bunları? Ne olunca cisim dengede diyoruz? F net eşittir sıfır olunca. Tamam. Peki işte F net eşittir sıfır olunca cisim ne yapıyor? Duruyor. Duruyor. Sadece duruyor ya da, mu? Ya da sabit hareket ediyor. Sabit hızla hareket ediyor değil mi? Evet. Yani bir cisim sabit hızla gidiyor ya da olduğu yerde duruyorsa bu cisim dengededir diyebiliyoruz. Şimdi duran cisim için arkadaşlar şunda herhalde sıkıntı yoktur. Bu cisme F kuvveti uyguladım.
bu cisme ters yönde bir F uyguladım. F net sıfır oldu. Şu şartı sağladı, bu dengede diyorsunuz değil mi? Evet. Bunda sıkıntı yok. Arkadaşlar şu ikincisi var ya, bu ikincisi büyük ihtimal sınıftaki arkadaşların 9'unda nasıl olduğuyla ilgili bir şey yoktur kafanızda. Yani nasıl sabit hızla gider bir cisim? Dediğime katılıyor musunuz? Üstüne kuvvet uyguluyorsunuz cismin ama cisim sabit hızla gidiyor. Bana somut bir örnek verebilir misiniz bununla ilgili? Hocam ilerleyen bir şeyi aynı şekilde iki taraftan da kuvvet uygularsak bir işe yaramaz. Yani devam eder çünkü onlar birbirlerini nötrler. İlerleyen bir cismi. Sabit hızla gitmesini nasıl anlayacağım? Sabit hızla gidiyordur zaten mesela. Ama yok, hızlanarak giden bir araba var mesela. Araba gaza basıyor. Evet. Şöyle izah edeyim. Arkadaşlar, sürtünmesiz bir tane eğik düzlemin üstünde bir cismi serbest bıraktım. M küpleri bir cisim. Bu cisim aşağıya doğru nasıl hareket eder İlay? Hızlanarak. Hızlanarak. Peki neyle hızlanır? İvmesini hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyorum şu an. Yok. Tanjant. Şöyle. Aşağıya doğru arkadaşlar bunun mg ağırlığı var. Evet. Bu mg ağırlığının burada hangi bileşeni var? Şurada eğik düzlemesinde. Mg sin alfa bileşeni var. Doğru mu? Bu mg sin alfa bileşeni f eşittir ma yazıyoruz ya biz dinamikte yazdığımız. Bu f eşittir ma'ya uyuyor. F yerine bu geliyor. M kütlesi m götürüyor. A eşittir bu mu çıkıyor? Mg sin alfa çıkıyor. Eğik düzlemin üstünde serbest bıraktığım cisim aşağıya doğru o zaman ne yapacak? Hızlanacak. Peki arkadaşlar bu cisim, burası K noktası olsun, şurası L, şurası da M olsun. L noktasına girdiği an bu cismin üstünde, sistemin tamamı sürtünmesiz. L'ye girdiği an cismin üstünde bir kuvvet var mı? Hayır. Yok. Peki bu cisim nasıl gidecek? L'ye geldiği an eğer hızı V ise... Bu arkadaşlar L'de de M'de de hep V hızıyla gidecek. Şimdi bakın ikinci söylediğimiz özellik de bu. Cismin üzerindeki net kuvvet Mg sin alfa olunca cisim hızlanan hareket yapıyor. Bu kuvvet ortadan kalkıp net kuvvet sıfır olduğunda bu cisim ulaştığı hız neyse o hızla yoluna devam ediyor. Şimdi bunu bir tık daha ilerletip farklı bir şey göstereceğim. O da şu. Şöyle tavana asılı bir tane makara düşünelim. Bu makaranın bir ucunda bir cisim, başka bir cisim, şu tarafta da başka bir cisim. Arkadaşlar tabletim geldi. Alışma sürecindeyim. O yüzden birazcık böyle mouse'la idare ediyorum şimdi. Kusura bakmayın. Bilirsiniz yazım çok kötü değildir. Şimdi burada arkadaşlar M kütlesi, M kütlesi, şu da M kütlesi. Ben bu sistemi tutuyorum. Bu ağırlıklar, kütleler birbirine eşit. K'nın olduğu taraftan tutuyorum. Sistemi serbest bıraktığımda ne olur? Sola doğru. Sola doğru inmeli. Hareket eder. Aşağıya doğru hareket eder. İvmeli hareket mi yapar? Evet. Hayır. Niçin? Çünkü ivmeli. Çünkü bu tarafta 2 mg ağırlığı var. Yani şu ikisinin ağırlığı. Bu taraftan K cisminin ağırlığı ise mg. Sol tarafta 2 mg eksi mg kadar yani mg kadar bir ağırlık var. Aynı şuradakine benzedi. Hızlanan hareket yapacak. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu cisim, LM cismi soldan aşağı hızlanırken belli bir hıza ulaştı diyelim. O anda ben ipi kestim. İpi kestiğimde L cisminin üstünde aşağıya doğru mg, yukarı doğru da K'dan gelen mg var. L cisminin üstündeki net kuvvet sıfır mı oldu? İpi kestiğim an. Evet. Sıfır oldu. Sıfır olunca şu olacak arkadaşlar. Aşağıya doğru hızlanan L cismi artık sabit hızla aşağıya doğru inmeye başlayacak. K da sabit hızla yukarı çıkmaya başlayacak. Anlaşıldı mı? Ama serbest düşüş şey yapmaz mı? Anlaşıldı hocam. Serbest atış yapmaz mı? L. Erdem onu M yapıyor. Şu yapıyor. Den kopunca M cismi kendi ağırlığıyla aşağıya doğru ağırlığını çekecek. O hızlanmasına devam edecek. L'de nasıl olacak? L'de de bak ipi kestiğim an
ulaştığı hız diyelim ki V olsun, ipi kestiğim an. Yukarı doğru çeken Mg, K'dan gelen bir ağırlık var, K'nın ağırlığı. Bir de bunun kendi ağırlığı var aşağıya doğru Mg. İkisi sıfır değil mi? Bir iki kuvvet. Doğru doğru. Ve sıfırlayınca hızı neyse o hızla aşağı inmeye devam edecek. Arkadaşlar bu anlattığımı şey yapamayan, kavrayamayan varsa lütfen sorsun. Bu önemli. Dinamik konusunda bu karşımıza gelecek. Yorum sorularında bana karşımıza gelecek. Bunu önemsiyorum. Not alan arkadaşlar varsa bekleyeyim 2 dakika, not alın bunu. LM arasındaki ip kesildikten sonra L aşağıya doğru sabit hızla, K yukarı doğru sabit hızla hareket eder. V ise zaten atış hareketine giriyor, hızlanan harekete devam ediyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim benim. Bu eğik düzlemdeki mg sin alfa eşittir a yazdık ya. Evet. Bunu da f m a'ya eşitledik. Buradaki m'ler gitti ama g sin nereye gidecek ki? O zaman sin g eşittir. Eğik düzlem için söylüyorsun değil mi? Evet. Heh, burada şu oldu. A eşittir g sin alfa oldu ya. Burada evet. G'yi bir yere götürmüyoruz. Bu açıya bağlı olarak yer çekimi ivmesinden daha küçük bir ivmeyle hareket eder bu cisim diyoruz. Eğer böyle değil de şu açının 90 olduğunu düşünerdim. Yani dik olursa şöyle ne olur bu cisim hangi ivmeyle hareket eder? Efendim? G ile. Heh, G ile hareket eder. Peki G ile harekete biz ne diyoruz? Ne hareketi? Düşe yatış. Atış hareketi. Düşe yatış. Serbest. Serbest. Tamam mı? Tamam. Dolayısıyla eğim açısı arttıkça G'ye daha çok yaklaşıyor, ivmesi artıyor. Teşekkür ederim. Geçeyim mi? Aldık mı arkadaşlar? Gidiyorum. Gidiyorum. Dinledim. Şimdi kesişen kuvvetlerin etkisindeki bir cismin dengede olması için kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır. Üç tane kuvvetin etkisindeki bir cismin denge durumuna bakıyoruz. Birincisi, az evvel söyledik, toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bileşkenin sıfır olması gerekiyor. Vektör konusunda da arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Üç tane kuvvetin etkisindeki cisim duruyor diyor mesela. Duruyorsa toplam kuvvet sıfır demektir. Bu şart var. Ya da üç kuvvetin etkisindeki cisim sabit hızla gidiyor diyorsa yine bu şart var. Sabit hızı da anlattık az evvel. Bileşke kuvvet sıfırsa arkadaşlar, 3 eksende de toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Yani benim sıklıkla kullandığım şu ifade, yukarı doğru çekenlerin toplamı aşağı doğru çekenlere, sağa doğru çekenlerin toplamı sola doğru çekenlerin toplamına eşit olmak zorunda. Niçin? Şu söylediğim arkadaşlar, toplam Fy'yi veriyor, bunun sıfır olmasını veriyor, Y doğrultusundaki sıfır. Şu da arkadaşlar toplam Fx'in sıfır olmasını veriyor. Bakın bu ikisini denge konusunun hemen hemen bütün sorularında kullanacağız ve soruları bunların üstünde basitçe çözeceğiz. Her soruyu denge sorusunu torktan çözeceğiz diye bir şart yok arkadaşlar. Direkt bu yukarı çeken aşağı çeken eşitliğinden çözebiliyoruz. Aynı şekilde z ekseninde de olması lazım ama ÖSYM z ekseniyle ilgili bir şeye girmez. Dengede olan cisimler ya durur ya da sabit hızla öteleme hareketi yapar. Biraz evvel bahsettik. Kesişen üç kuvvet dengede ise kuvvetlerden herhangi biri diğer ikisinin bileşkesine eşit büyüklükte ve ters yönde. Şimdi F1 ile arkadaşlar F2 kuvvetinin bileşkesi paralel kenar metodundan şu kesikli çizgiyle çizilen burası R1-2 dediği şey. Aşağıya doğru ters yönde de F3 var. Eğer bunların toplamı sıfır oluyorsa şuradaki F1 ile F2'nin bileşkesi F3'ün tersi olmak zorunda. Eksi F3 olmak zorunda. Ya da şöyle düşünün. Bu üçünün vektörel toplamı sıfır olacak. Bu şekilde yazdım. Matematiksel olarak bunun sıfır olabilmesi için F1 ile F2'nin toplamının bu cinsinden ne olması lazım? Eksi F3 olması lazım bakın. Dolayısıyla eksi F3 diye söyleyebilirim. Aynı mantıkla F1 ile F2'nin toplamı F3 ise, F3'ün tersi ise
F1 ile F3'ün bileşkesi ne olmak zorunda? 1 ile 3'ün bileşkesi. O da bu tarafa doğru eksi F2'ye eşit olmak zorunda. Değil mi? Şu ikisinin bileşkesi. Şöyle. Tamam mı? Eksi F2. 2 ile 3'ün bileşkesi ne olacak? O da eksi F1 olacak. Yani kesişen 3 kuvvet dengedeyse herhangi ikisinin bileşkesi 3'üncünün dengeleyeni oluyor. Yani ters yönlü. Peki. Şimdi burada şu F1, F2, F3'ün toplamını şöyle yazsam ne dersiniz? En son olduğunuz denemede bir soru vardı ya. Böyle yazılır mı bu? Şurası için. Bu şekilde. Bence yazılmaz hocam. Hayır, çünkü hiç. Vektörel olması lazım. Üstlerin de vektör olacak değil mi arkadaşlar? Peki bir şey soracağım. Lamya kısmen girelim. Bunların açıları eşitse, yani 120'şer derece ise kuvvetler için ne dersiniz? Birbirine eşit olmazlar mı? Yani şunu mu diyorsunuz? F1 eşittir F2. Ama mutlak değer içinde hocam. Evet, güzel. Böyle yazamayız. Mutlak değer olacak. Tamam mı? Bu farka dikkat. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi denge durumunda cisimlerin şekilleri oluyor. İşte küre oluyor mesela, iple asılmış cisimler falan oluyor. Onlara bir bakalım. Birinci şekilde arkadaşlar, ipteki gerilme neye eşittir? Cismin ağırlığına. Bunu neye göre söylüyoruz? Yukarı doğru arkadaşlar ip gerilmesi var. Aşağı doğru da bu cismin ağırlığı G var. Sistem dengedeyse az evvel ne dedik? Yukarı doğru çekenler aşağı doğru çekenlere eşit olmak zorunda. Toplama eşit olmak zorunda. O yüzden T1 eşittir G yazabiliriz. Aynısını yan tarafa bakalım. Yukarı doğru T2 çekiyor. Yukarı doğru T2 çekiyor. Aşağıya G çekiyor. G o zaman arkadaşlar 2 tane T2'ye eşit. Yukarı çeken, aşağı çeken eşitliği yaptı. Peki burası T2 iken burası niye T2 oluyor? Niye bunlar ikisine de aynı vermiş? Çünkü dengede hocam torkları mı? O da var. Çubukla ilgili bir şey söyleyin bana. Çubuk nasıl bir çubuk? Eşit bölünmüş. Evet, başka? Düzgün. Tamam, hepsi var da bir şey, esas bir şey var. Sorularda hep o çıkar. Hep öyle başlar mı? Eşit dağılmış. Onun bir ismi var ya. Kütleler eşit dağılmış. Homojen dağılmış. Homojen değil de türdeş diyorsa hemen. Türdeş. Türdeş çubuk, tamam mı? Türdeş çubuğun kütle merkezi neresidir? Orta noktasıdır. Orta noktası olduğu için her iki ipe uzaklık aynı olduğu için ip gerilmeleri eşit oluyor. Kütle merkezine birazcık daha ayrıntılı anlatacağız bunu. Şimdi altta gelelim. Esnemeyen bir iple bir cismi dengelemişiz. Bunu vektörlerde kısmen bahsetmiştik. Arkadaşlar T3 arası 90 derece ise bileşkesi burada ne olacak? Kök 2 T3 mi olacak? T3'ün kök 2 katı oldu. Peki bu yukarı doğru çeken kuvvet bu cismin ağırlığına mı eşittir? Evet, ağırlığına eşittir. O zaman sistemin denge durumu bu. Tamam mı? Peki. Buradan kısmen gireyim. İleride daha ayrıntılı bakacağız. T3'ün arkadaşlar yatay bileşeni şurasıyla şu T3'ün şu yatay bileşenleri de eşit değil mi? Çünkü sistem dengedeyse sağa çekenle sola çekenlerin eşit olması lazım. Burada bunlar eşit işte, buradaki açılar da aynı, 45-45 oluyor. O zaman yatayların da eşit olması gerekiyor. Ama bazı sorularda mesela bu T3 ile her ikisi T3 değil de biri T1 biri T2 olacak. O zaman gene yatayların eşit değil. Geçiyorum. Arkadaşlar herkes iyi değil mi? Sağlık. İyiyiz hocam.
Aman çok çıkmayın dışarıya. Yani çıkın balkondan, pencereden alın havayı da. Dışarılar hiç tekin değil. Hocam zaten çıkmak için en ufak bir zamanımız yok. Ya oğlum çatır çatır şey yaparsınız ya. Burada yani. İleride karşılığını alırsınız. Yani şu an bir şey siz fedakarlık yapıyorsunuz ama bunu kat kat karşılığını alırsınız. Şimdi son özellikle bir şey bahsettik. Evet. Şimdi şu örnek üstünden bir bakalım. Birinci örnek. Şimdi cisim dengede diyor. Dengedeyse arkadaşlar toplam ne? Sıfır. Toplam sıfırsa 3 doğru mu? Doğru. Bir yanlış. Birin doğrusu ne? F1 artı F2 artı F3 olacak. O da yani eksi F3 olması, eşit olması lazım. Ya da, şöyle olacaktı değil mi? Bu burada değil de. F1 artı F2 eşittir eksi F3 olsa olurdu. O yüzden bu olmadı. 1 ile 3'ün bileşkesi de 2'nin tersi diyor. Doğru. Doğru değil mi? Cevap edirler. Tamam mı? Mesela yıldız atmak istiyorsanız ÖSYM sorsa böyle bir şey şaşırmayın. Sorabilir. Geçtim. Evet şu soru. 2. Adana mı hocam? Dikkatli bakalım. Bence de öyle. Deniz ya. Kesinlikle dediği için. D kim dedi? Kim Deniz dedi? Ben Berra. Berra neden? Neden? Yine ML olmuyor mu altında? Değil mi? Aa, güzel. Doğru. Heh, güzel. Aman dikkat. Arkadaşlar T1 KLM toplamıdır değil mi? K'nın, L'nin, M'nin toplamıdır. Buradaki T1 de aynısıdır. KMLN'in toplamıdır. T1 değişmez. Okey. T2 neye eşit? T2 de aşağıdaki L ile M'nin toplamına eşit. T2 burada neye eşit? O da M ile L'nin toplamına eşit. T2 de değişmiyor. Bu da okey. T3 gerilmesi azalır. T3 gerilmesi neye eşittir? Burada M'nin ağırlığına, burada L'nin ağırlığına eşittir. LM ile ilgili bir bilgim var mı benim? Yok. Olmadığı için kesinlik ifade etmez. Peki bu soru olabilir sorusu olsaydı? Hepsi olurdu. Üçü de olurdu değil mi? Güzel. Şimdi burada bir şey daha böyle bakayım. Ne dersiniz? Arkadaşlar şu ipteki gerilme T1, şu tavandaki ip gerilmesi de T2, T1, T2 nedir? T1, 2P. Evet. T2'de 10 mu? 8P değil mi? Kaç? Aynı mı? 4. 10. 4. 8 değil mi? Erdem 10 mu diyorsun? Evet. Peki bana bir soru sorman gerekiyor mu? Makara ağırlıksız mı? Makaranın ağırlığı yok. Makara ağırlığı olmadığı için 10. Makaranın ağırlığı varsaydı artı. Filiz neden 8 dedin? Filiz kim hocam? Kim sordu biraz önce 8'i? Söyledi. Melisa galiba sana. Ben dedim. 8 diye. Niçin 8? Ben de bilir miyim? Ne bileyim. P'yi şey. Alacağım hiç düşünmedim. Bak şuna bakacağız. Sağ taraftan 5P çekiyorsa sistem dengedeyse soldan çeken de 5P'dir. Dolayısıyla buranın toplamını 5P alacağız. 5P'de burası 10P yaptı. Yani ipi de almam gerekiyor böyle sorularda. Tabii çünkü denge dedik ya sağa çeken sola çeken, yukarı çeken aşağı çeken. Mesela şurası 5P.
yukarı doğru çeker. Yani aşağı uzan 2P bulmuştuk. 5P, 5P, 10P oldu. Peki, tamam, anladım hocam. Peki. Şimdi böyle bir şekil çizsem ne dersiniz? İlk gerilmesi P'ymiş. Cismin ağırlığı 3P'ymiş. Tepki kuvveti vardır. Yani 2P kuvveti, tepki kuvveti. Aşağıdan, vardır. Aşağıdan arkadaşlar ne olmalı? N eşittir 2P'lik bir tepki kuvveti olmalı. Niçin? Aşağıya doğru 3P ağırlığı var. Yukarı doğru T eşittir P var. Yukarı doğru bir de N'den gelen 2P var. Yukarı 3P, aşağı 3P sistem dengede. Oldu mu? Tamam. Şimdi gelelim Lamy teoremine. Lamy teoremi kesişen 3 kuvvetin dengesiyle alakalı biraz evvel bahsettiğimizin birazcık da matematiksel hali. Matematikte sinir teoremi denen, işte fizikte Lamy teoremi diye geçer. Sinüs teoremi diye geçer, Stiver teoremi diye geçer. 3 tane, 4 tane ismi var bunun. Ama kesişen 3 kuvvetin dengesi. Burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu üçünün arkadaşlar toplamını biz biraz evvel ne dedik? Sistem eğer dengedeyse F1, F2, F3 kuvvetleri toplamı toplamı 0 demiş. Vektörel toplamı 0 demiş. Şimdi burada bu kuvvetlerin değerini bulacağız. Yani kuvvetleri kendi arasında sıralama ya da kuvvetlerin oranını falan soracak bize bazı sorularda. Onlarla ilgili kullanacağımız bir yer. Şimdi bana şunu söyleyebilir misiniz? F1 ile F2'nin bileşkesini az evvel biz ne dedik? Eksi F3 dedik değil mi arkadaşlar? Şuna. Şimdi ben F1 ile F2'nin arasındaki açıyı küçültürsem, yani şu beta yazan yer var ya, betayı küçültürsem, bu iki kuvveti birbirine yaklaştırırsam, dengenin bozulmaması için F3'ün ne yapması lazım? Büyümesi lazım. Büyümesi lazım. Tekrar ediyorum. F1 ile F2'nin arasındaki açıyı küçültürsem, F1 ile F2'nin bileşkesi artar. Dengenin bozulmaması için F3'ün de büyüklüğünün artması lazım. O zaman kesişen üç kuvvetin dengesinde kuvvetin karşısındaki gördüğü şu açı küçülüyorsa kuvvet büyüyor değil mi? Beta küçüldü, F kuvveti büyüdü. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, kesişen üç kuvvetin dengesinde eğer açılar arasında böyle bir ilişki varsa kuvvetler arasında tam tersi vardır. Çünkü kuvvetle açı ters orantılı oluyor burada. Açı küçüldükçe karşısındaki kuvvet büyüyor. Açı büyüdükçe karşısındaki kuvvet küçülüyor. Dolayısıyla bakın F1'in gördüğü açı alfaymış şurası. Alfa büyükse kuvvet küçük olacak. F3'ün karşısındaki açı beta. Beta küçükse F3 büyük olacak. O yüzden şu sıralamayı yazabiliriz. Yani açı ile kuvvet arasındaki ilişki ters orantı şeklinde. Kesişen 3 kuvvetin dengesi. Alttaki nota bakalım. Küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur. Bu ilişkinin cümle hali. Açılar eşitse kuvvetlerin neleri eşittir? Biraz evvel bakmıştık. Büyüklükleri eşittir. Yani burada her biri 120'şer derece ise F1, F2, F3'ün büyüklükleri birbirine eşittir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şu formüle döneyim. Burada da arkadaşlar Lamy teoremi şu. Kuvvet ile karşısındaki açının sinüsünün oranı. Kuvvet bölü sin alfa, kuvvet bölü sin teta, kuvvet bölü sin beta. Karşısındaki açı kavramını karıştırmayız umarım. F3'ün karşısındaki açı beta oluyor. F2'nin karşısındaki açı şu teta oluyor. F1'in karşısındaki açı da şu alfa oluyor.
Bu oran bu sistem için sabit. Dolayısıyla siz burada kuvvetlerden birini, ikisini biliyorsanız arkadaşlar, açı değerleri de elimizde oluyor. Diğer bir kuvveti bulmamız mümkün. Lami teoremi bu. Oldu mu? Oldu hocam. Geçiyorum. Başkanım, vaktimiz var mı? Hocam. Hocam bir dakika kalmış. Evet, Lami teoremi denge durumunda, yani bileşkenin sıfır olduğu durumda geçerli. Hemen şu soruyu çözelim arkadaşlar. Üstüne pekişsin. K ipi, L ipi, M ipi, bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Kesişen üç kuvvetin dengesidir değil mi? Bakın burası. Üç tane kuvvet var. K ipinde bir kuvvet, L ipinde bir kuvvet, M ipinde bir kuvvet. M ipindeki gerilme direkt X'in ağırlığı mıdır? GX'tir değil mi? Aşağıya o çekiyor çünkü. Peki diğerlerini nasıl bulacağız? Diğerlerini şöyle yapıyoruz. Ben genelde bunu kullanırım. L'nin arkadaşlar şuradaki açısı kaç? 30 derece. K'nın şuradaki açısı kaç? 60 derece. Şimdi TK gerilmesinin karşısındaki açıya bakıyorum. K'nın gördüğü açı kaç derece? Şurası 30, bu tarafta 90, şurası 120 derece. L'nin karşısındaki açı ne kadar? 90 burası, 60 burası, 150 derece. Peki GX ya da TM dediğimiz şu ağırlığın karşısındaki açı kaç derece? 90 derece. Az evvel ne dedik arkadaşlar? Açı eğer küçükse kuvvet ne olacak? Büyük olacak. Dolayısıyla burada TM en büyük, sonra TK gelecek, ondan sonra da TL gelecek. D'nin karşısındaki açı en büyük olduğu için kendisi küçük olacak. MKL ne oluyor? Bursa mı oluyor? Yani hocam açı ve kuvvet ters orantılı. Evet, ters orantılı. Direkt tamam. Böyle yapıyorsunuz. Bak işlem yok burada. Zor mu? Yok hocam, kolay bayağı. Ha, şunu söyleyeyim. Burada genelde şu açı var ya, karşısındaki açı. Bu açıları karıştırıyorsunuz bazen. Ona dikkat edeceksiniz. Tamam. 10 dakika ara. Bunun benzeri sorular var. Onlarla devam edeceğim. Yani özledim sizi ya. Hocam ben de sizi özledim. Ben zaten sizi göremedim sonra. Bakın üstteki çözdüğümüz, bir önceki çözdüğümüz sorunla arkadaşlar bu sefer rakam istiyor bizden. Nasıl yapacağız bunu? Erdem? Bilmiyorum hocam. Şu an beynim dur. Bilmiyorum. Hocam 37'nin karşısına 80 geliyor diyeceğiz. 53'ün karşısına da 3'ün katı olan 60 mı gelecek? Tamam, oradan bir gidilebilir. Oradan bir gidilebilir. Başka? 3. kuvvet MG olarak mı alacağız? Evet. Şimdi bunun ağırlığı var aşağıya doğru değil mi? GX. Sağ tarafa doğru 80 var. İpteki gerilme kuvveti de T kadar. Şimdi iki yoldan çözülebilir. Ben ikisini de göstereyim size. Bir, T gerilmesinin karşısındaki açı, F'in karşısındaki açı, G'nin karşısındaki açı diye çözülebilir. Bir yol o. Lami teoremi yani. Oradan bir bakalım isterseniz. Şurası 90, şurası 53. Tamam mı? Şurası 37 oldu. Şimdi T'nin arkadaşlar iki tane bileşeni var. Bir tanesi yukarıdaki sinüs bileşeni, bir tanesi de yataydaki kosinüs bileşeni. Efendim? Erdem, sesin gidiyor. Arkadan ses geliyordu da hocam, o yüzden. Evet, T'nin arkadaşlar sinüs 37'si neye eşit? Gx ağırlığına eşit. T'nin kosinüs 37'si F yani kaça? 80 Newton'a eşit. Bu yazdığımız ne? Sağa çeken, sola çeken demiştik ya bakın. Yukarı doğru T'nin düşey bileşeni var, aşağıya Gx var. T'nin yatayda sola doğru sinüs bileşeni var. Kosinüs bileşeni, yatayda da 80 var. Dolayısıyla burada T gerilmesini, şurası 0,8,
T kaç çıkıyor arkadaşlar? 100 mü? Hocam ben o zaman az önce çok yanlış yaptım değil mi? Yani çok yanlış demeyelim de ben çok oradan gitmiyorum. Şeyi galiba yanlış yap. Yani şöyle bak, o dediğini şöyle yapalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sen dedin ki şurası 90, 37. Şu gx mesela, gx ağırlığının olduğu yer şurası. T'yi buradan kaç bulduk biz? 100 bulduk. 3, 4, 5'ten yapayım dedin değil mi? Evet hocam. Şimdi burada o 3, 4, 5'ten yapma değil de şu sağa çeken, sola çekenden yaparsanız daha doğru olur. Öbür türlü şeyle karıştırmayın. Üçgen ve karşısındakilerden çok yapmıyorum ben, onu kullanmıyorum. Yani 37'nin karşısını, şurada gx ne olur? 60 mı olur? 80. Burası da 60 olacak. Değil mi? Burası da 60. Yani evet, şunu, şunu demeye çalışıyorum bak. 37'nin karşısını 60. 53'ün karşısını, yani şurayı, yani şu oluyor. 80. Burayı. 90'ın karşısında 100. 3, 4, 5'ten böyle de yapabilirsiniz ama ben onu değil, daha çok fizikte şunu kullanmanızı tercih ederim. Oldu mu? Tamam hocam, teşekkür ederim. Yani bunun arkadaşlar bakın şundan hiçbir farkı yok. Bu ipin şöyle asılmasından bir farkı yok. Eğer böyle asılsaydı ve şu ipteki gerilmeyi sorsaydı, kırmızıyla çizdiğim şeyi sorsa yine aynı şeyi yapacaktım. Sağa çeken, sola çeken diyecektim. Yukarı çeken, aşağı çeken diyecektim gibi. Geçiyorum. Not alan var mı? Geçeceğim, biliyorum. Bir saniye, 3 saniye bekler misiniz onu? Tamam. Ay ben bir saniye esas alayım ya. Şey. Tamam hocam. Geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu online'ın en önemli artılarından bir tanesi şu. Bizim branş adına söyleyeyim. Normal derste çözemediğimiz kadar soru çözüyoruz online'da. Böyle bir artısı var. Çünkü öbür türlü yazma çizme çok vaktimi alıyor benim. Ama burada dijitalde direkt sorunun üstüne gidebiliyoruz. Mesela şu soruya bakalım. Yaparsınız herhalde bunu. Ağırlıklar oranı nedir diyor. Edirne mi? Evet. Adana mı acaba? Yok, Edirne. Nasıl ya? Melisa? Evet, şurası arkadaşlar kaç derece? 120 derece. Bence de Edirne bu arada. Dolayısıyla şurası T olacak. Yani X'in ağırlığı T'ye eşit. Evet. Peki bu nasıl? Şurası 60 derece. T ise şurası ne kadar? Erdem? T kök 3. Dolayısıyla Y de T kök 3'e eşit. Oldu mu? Var mı bir yer soracağınız? Geçiyorum. Şimdi evet. Esas denge konusu bu arkadaşlar. Yani küreler, tamam mı? Genelde takıldığınız yer burası. Şimdi burayı inceleyelim. Bir cisim arkadaşlar etki tepki prensibine burada bakacağız. Normalde dinamik konusunda daha ayrıntılı bu işlenecek. Orada göreceğiz ama bu denge konusunda bu kısımda da lazım olacağı için bahsedeceğiz. Şimdi bir cismin ağırlığından dolayı zemine uyguladığı, yatay zemine uyguladığı bir kuvvet var. Buna ne diyoruz? Ne kuvveti? Etki kuvveti. Zeminin de benzer şekilde yukarı doğru uyguladığı bir tepki kuvveti var. Kime? Cisme uyguladığı. Buna da N diyoruz. Tepki kuvveti. Bu cisim dengedeyse yukarı çeken aşağı çeken kuvvet eşitliğinden N ile G ne olmak zorunda büyüklük olarak İlal? Eşit olmalı. Eşit olmalı. Peki soru, bu iki kuvvet yani etki tepki kuvvetleri
cisme mi etki ediyor her ikisi de? Evet. Hayır. Ne tepki? Tepki cisme ama etki etki y ağırlığı aşağıya yere zemine. Zemine doğru oluyor. Yani iki kuvvet aynı cisme etki etmiyor. Biri yere etki ediyor, biri cisme etki ediyor. Şimdi bu cismi biz arkadaşlar aldık, eğik düzlemin üstüne koyduk. Eğik düzlemin üzerine koyduğumuzda aşağıya doğru G ağırlığı var. Şurası eğer alfa açısıysa bu G ağırlığının bir bileşeni, şurası da alfa oluyor. Şurası arkadaşlar G kos alfa. Şurası ne? Aşağıya doğru az önce yapmıştık. G sin alfa oluyor. Dolayısıyla burada yüzeyin tepkisi ne oluyor bu sefer? En tepkisi ne oluyor? G kos alfa eşit oluyor. O zaman ben yataydaki bir cismi eğik düzlemin üzerine çıkardığımda yüzeyin tepkisi ne yapacak? Azalacak. Açı arttıkça bu tepki ne yapacak? Açı arttıkça beliz ne olacak tepki? Beliz? Bana mı soruyorsun? Evet. Açı arttıkça tepki ne olacak? Hocam açı arttıkça tepki azalacak. Azalacak. Niye? Çünkü bu dikleşiyor bak. Ne kadar dik olursa ağırlığın yüzey etkisi o kadar az olur. Peki cisim tamamen şöyle oldu mesela. Şöyle iple asılı. Şurası duvar. Duvarın tepkisi ne olur? Sıfır. Duvarın tepkisi şimdi ne olur? F kadar olur. Tamam mı? Yani kendi doğrultusundaki kadar olacak. Oldu. Şimdi gelelim küreye. Şimdi kürede bu bir dursun. Önce şuna bir bakalım arkadaşlar. Bir tane kabın içerisinde şöyle iki tane küre düşünün. Şu zemindeki tepki kuvveti, kürelerin ağırlığı P ise tepki kuvveti arkadaşlar 2P olur. Sebep aşağıya doğru P var. Aşağıya doğru P var. Türdeş küre bunlar. Aşağıya 2P var. Yukarıda ne olmak zorunda? Dengenin şartından dolayı 2P olmak zorunda. Kap düzgün bir kap. N eşittir 2P. Var mı bunda sıkıntı? Yok. Peki şu yanlardaki kuvvetler ne oluyor? Değiyor ya bunlar kenarlara. Bunlar için ne deriz? Şu ikisinin toplamı evet şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit değil mi? Çünkü sağa iten sola iten eşitliği olmak zorunda. Şimdi kabı birazcık değiştiriyorum. Kabın içerisine kürenin birini böyle koydum. Kürenin diğerini şöyle koydum. Kap yine böyle. Düz kap. Şimdi şu alttaki tepkiyi söyleyin bana. Küreler P'ye kadar. Yine 2N değil mi? 2P. Ay 2P. 2P. Neden 2P? Aşağıya doğru yine P var. Aşağıya doğru yine P var. Aşağıya 2P varsa yukarı doğru da 2P olmak zorunda. Peki bu şekil için şuradaki tepki kuvvetine N1, şuradakine N2 dersem ne diyeceksiniz? Eşit olacak. Not alan arkadaşlar bunları da not alabilirler. Hatta alsınlar yani. Hocam dengeye mi geçtik? Evet dengedeyiz. Hocam bu şey bilgilerin hiç mi farkı yok? Efendim? 1 ile 2 durumunun farkı ne o zaman? Şöyle yandaki tepkiler değişiyor. Düşeyde bir değişiklik yok. Çünkü düşeydeki kuvvetler paralel birbirine. İki durumda. Tamam. Birisi bir şey hocam, daha... Efendim? Bana şey gibi geliyor. Mesela sağdaki cisim kenara daha çok tepki uyguluyormuş gibi geliyor böyle. Şimdi kenardaki tepkiyi konuşmadık ama şurada baktığımız 2P'ydi. Düşeydeki. N2, N1'e eşit oluyor ya. Yok. Eşit onlar. Doğru. Onlar eşit. Sanki N1 daha büyük gibi.
N1 mi, N2 mi daha büyük gibi gelmeli eğer öyle düşünüyorsan? Bilmiyorum. Şimdi burada şunu düşüneceksiniz arkadaşlar, bak basit olarak bir sistem dengede ise böyle düz kaplarda sağa çeken sola çeken, yukarı çeken aşağı çeken düz kapsa bu. Şimdi ikincisini anlatacağım. İkincisinde biraz da durum değişiyor. Üçüncüsü hatta. Şimdi not aldıysanız bunu sileyim. Başka bir şekil çizeceğim. Ya da şuraya alayım. Şimdi bir diğeri de şu arkadaşlar. Üçüncü bir kap. Küre böyle. Diğer küre de yanda duruyor. Fakat yan taraf bu şekilde. Şimdi buradaki tepkiye bakalım, N'e bakalım. Yine küreler P'ye kadarmış. Hatta şöyle. Buradaki arkadaşlar N tepki kuvveti 2P ağırlığından daha az olur. Bunu bana izah edebilecek var mı? Fikri olan var mı? Söyleyeyim mi? Evet. Çünkü o sağdaki eğik duvar o ikinci kürenin ağırlığının bir miktarını taşıyor. Güzel, teşekkür ediyorum. Aşağıya doğru arkadaşlar P var. Aşağıya doğru P var. Ancak bu P'nin bir kısmı şu yüzeye etki ediyor. Ya da tersten etki tepki prensibinden dolayı şu yüzeyden bu küreye bir kuvvet etki ediyor. Mesela en üstü etki ediyor diyelim. Bu en üstü tepki kuvveti şu kürenin, ikinci kürenin ağırlığını azaltmış oluyor. Yukarı doğru bir bileşeni var bu tepkinin. Dolayısıyla tabandaki tepki kuvveti ağırlığından az olacak. Şu küre için konuşuyorum. Alttakinin ağırlığı P'ye kadar, o tamam direkt geliyor, tabana etki ediyor. Üsttekinin ise ağırlığından daha azı etki ediyor tabana. O yüzden tabandaki bileşke 2P'den az oluyor. Oldu mu? Peki. Hemen bunun tersine bakalım. Bir şekilde şu. Buna ne diyeceksiniz? Buradaki en ne olur? Büyük mü? 2P'den büyük olur. Neden büyük olur? Yan taraftaki yüzey cismi ne yapıyor arkadaşlar? Sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı için şu yüzeyden bir tepki kuvveti var. En üstü diyelim. Bu en üstü tepki kuvvetinin biri yatay, biri düşey olmak üzere iki bileşeni var. Düşeydeki bileşeni bu P ağırlığıyla beraber, N'in şu bileşeni P ağırlığıyla beraber artı bir şey olarak geliyor. Yani 2P'nin üstüne bir de şu geldi. Şu düşey bileşen geldi. O yüzden tepki kuvveti 2P'den büyük oldu. Bu dört tane küre durumu ile ilgili soracağınız var mı? Arkadaşlar. Hocam hepsi bu kadar değil mi? Yani daha yazacak mısınız? Yani şimdilik bu. Şimdi sol Yani tarafa bu geç. say sol Yok. taraf. Bu sayfaya daha yazacak mısınız? Yok, yok, şu an yok. Tamam, o zaman bir saniye hemen şey yapayım. Tamam, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar gelelim şöyle iki tane yüzey arasında olan küreye. Böyle kabın içerisinde değil de tek bir tane küre. Bu kürelerde ne yapacağız? Bu kürelerde nasıl yorumlayacağız? Kuvvetlere bakıyoruz. Kürenin üstündeki kuvvetlere. Kürenin arkadaşlar aşağıya doğru bakın bir G ağırlığı var. K yüzeyinin küreye etki eden bir NK tepki kuvveti var. N yüzeyinin de küreye etki eden bir tepki kuvveti var. Şurada NL tepki kuvveti. Bu üç tane kuvvetin etkisindeki küre dengede ise bu aslında NK, NL, G ağırlıklarının kesişen üç kuvvetin dengesi oluyor. Öyle değil mi? Az önce anlattığımız o ip gerilmeleri falan vardı çözdüğümüz sorular. Onun aynısı, hiçbir farkı yok. Dolayısıyla burada şu sistem için söylüyorum. Bir dakika. Şurası için söylüyorum arkadaşlar. Şurada bir
NL tepkisi, sağ tarafta bir NK tepkisi, aşağıya doğru da G ağırlığı var. Şurada da bir açımız var. Şimdi buradaki ona teta diyeyim ben, tamam mı? NL'yi bileşenlerine ayırırsam NL'nin düşeydeki bileşeni şurası kime eşit olacak? Yani NL sin teta dediğim şey G'ye eşit olacak değil mi? Yukarı çeken aşağıya çeken. NL'nin arkadaşlar yataydaki bileşeni NL kosinüs tetaysa bu kime eşit olacak? Bu da şu sağa doğru çeken NK'ya eşit olacak. Dolayısıyla bu küreye etki eden kuvvetleri bana sorar, tepki kuvvetlerini sorarsa sağa çeken, sola çeken eşitliğinden bunları ne yapabilirim? Bulabilirim. Tamam mı bu? Arkadaşlar? Ses versin biri. Tamam hocam. Evet. Çok derinden geliyor. Geçiyorum. Şimdi bakın üst tarafta NK, NL, NG, G'nin ağırlığının vektörel toplamı sıfır. Yani kesişen üç kuvvetin dengesi. Farklı bir şey değil aslında bu yaptığımız. Tamam mı? NL sin alfa NK'ya, NL kos alfa G'ye eşit. Biraz evvel benim şu yazdığım şey. Yani şuraya alfa demiş. O alfa üstünden yaptı bunu. Benim bu yazdığımı göstermiş oluyor. Şimdi küre üçlü olursa bakın ne oluyor. Bir de bu tipte olanlar var. Burada da arkadaşlar küreler türdeş küre ise, özdeş küre ise kürelerin kütle merkezlerini şöyle yaparsam şunların her biri 60'ar derece olacak. Şöyle düşünün. Alt taraftaki N1 ve N2'lerse üst taraftaki toplam 3P'yi dengeliyor ve her ikisi eşit ağırlık aldığından dolayı birbirlerine. Dolayısıyla N1 3P bölü 2'ye eşit. N2 de 3P bölü 2 eşit. İkisinin toplamının ne olması lazım? 3P olması lazım. Ya da N1 şu kürenin ağırlığını, N2 bu kürenin ağırlığını çekiyor. Üstteki P küresinin, üçüncü kürenin ağırlığının yarısı N2 tepkisine, yarısı N1 tepkisine gidiyor. Bu da 1,5 oluyor, bu da 1,5 oluyor. K ile L tepkileri nasıl? Sağdan soldan bunlar da birbirlerine eşit. Sağdan çeken, soldan çeken ya da iten neyse bunlar da birbirine eşit. Geçeyim mi? Hocam birazcık bekler misiniz? Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Şimdi gelelim şu soruya. Evet. Düzgün türdeş G ağırlıklı bir küre F1, F2 kuvvetleriyle dengede hangileri doğrudur? Güzel, temiz, ÖSYM tarzında bir soru. Edirne bence. Erdem'e katılan? Bence de Edirne. Tamam. Evet. Arkadaşlar N1 büyüktür G demiş. N1 neye eşit? Kürenin ağırlığı G ile yukarıdan aşağıya doğru iten F2'nin toplamına eşit. Dolayısıyla N1 büyük G'dir diye söyleyebilirim. F1 eşittir N2'dir demiş. F1, N2 bunlar birbirine eşit. Niçin? Sağa çeken, sola çeken, sağdan iten, soldan iten. Bunu söyleyebildik. N1 büyük N2'dir demiş. N1, N2'den yani F1'den büyük. F1 ile F2 birbirine eşitti. Burada N1 G artı F2'ye eşit. N2 ise sadece F2'ye eşit. Ya da F1'e eşit. Aynı şeydi bunlar. Soruda verdiği için söylüyoruz. Dolayısıyla burada N1, N2'den büyük olmuş oluyor şu ifadeye göre. Bu da doğrudur. ÖSYM tarzı bir soru. Zorluk olarak ÖSYM zorluğunda ya da kolaylığında. Şuna bakalım. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağız?
MG'yi ayırmayacak mıyız? Şimdi ayırarak da olur da burada karşılaştırma soruyor ya. B mi hocam? Efendim? B mi? Yok. Şimdi arkadaşlar bakın bu ipli sorular çözdük ya az evvel. İpli soruların aynısı, hiçbir farkı yok. Ne demek istiyorum? Aşağıya doğru arkadaşlar G ağırlığı var. F kuvveti var, N tepki kuvveti var. Bu N tepki kuvvetinin şu yatayla yaptığı açı kaç derece şurası? Burası 90, 60, şurası 30 derece. Yani aslında benim elimdeki sistem şu. Bakın bundan farklı bir şey değil. Aşağıya doğru G ağırlığı var. Sağ tarafa doğru F kuvveti var. Şu şekilde yukarı doğru da ne var? N tepki kuvveti var. Burada arkadaşlar açılarına bakacağım. Şurası ne kadar? 30 derece. Şurası ne kadar? 90 derece. Şurası ne kadar? 150 derece. Şimdi bana bunlar arasındaki ilişkiyi soruyorsa açının neydi bunlar? Sıralaması. Açı büyüdükçe kuvvet küçülür. Tersiydi yani. Dolayısıyla bakın G'nin karşısındaki açı ne kadar? 150. 150. F'in karşısındaki açı ne kadar? Şurası 30, 90, 120. N'in karşısındaki açı ne kadar? 90 derece. N'in karşısındaki açı en küçük olduğu için N en büyük. Sonra F, sonra G oldu. N, F, G, C şıkkı oldu. Tamam mı? Bakın farklı bir şey düşünmüyorsunuz. Basit düz düşüneceğiz. Kuvvetleri gösterdik. Kuvvetlerin karşısındaki açıların tersini alıyoruz. Kuvvetlerin büyüklüğünü bulmak için. Soracağınız var mı? Dila? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Var mı soracak? Bak sorun. Şimdi sormazsanız, ileride sorarsanız kızarım ona göre. Melisa var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi bir sonrakine bakalım. Şimdi az evvelkine benziyor ve bu soru arkadaşlar çıkmış sınav sorusunun benzeri. Neredeyse aynısı çıktı bunun. Parantez içine dikkat. Denizli olabilir mi? Denizli mi? Ceyhan bence. Bursa bence. Ben Edirne demek. Ben de Bursa. Ben Ceyhan diyorum. Evet yardımcı olayım. Şimdi bu tip sorularda bak bana bunu verdiyse bunu hemen karşılığını göstereyim. Mesela şuna 60 diyeyim, şuna 30 diyeyim olur mu? Şurası K'nın ağırlığına, ipteki gerilme. Şurası N'nin ağırlığına. Şurası da L'nin ağırlığına mı eşittir? Şimdi yazalım. K'nın gördüğü açı kaç derece? 150. 150. Bak şurası 150. Peki. L'nin gördüğü açı kaç derece arkadaşlar? 90. M'nin gördüğü kaç derece? 120. O zaman ne olacak burada? GL en büyük olacak. Sonra GM olacak. Sonra GK olacak. L, M, K. O da neymiş? C'ymiş. Direkt açıları bulduk. Açıların tersini aldık. Bu kadar. Melisa oldu mu? Oldu hocam, oldu. Ben başka şekilde düşünmüşüm. Nasıl düşündün?
Ya ben şimdi diğer açı daha küçük ya. Küçük açı daha büyük kuvvet geleceğini düşündüm. Oradan bir hata yaptım. Tamam. Yani 90'ı katmayı unutmuşum. Tamam. Dikkat. Geçiyorum. Şimdi kürelerin arkadaşlar bir de böyle soruları var. Bunları nasıl yapacağız? Çözen var mı daha önce buna benzer soru? Çözmüşüzdür de. Unuttuk mu? Yaparız hocam bir dakika. Hadi bakalım. Farkı yok. Bunun da farkı yok. Kuvvetleri gösteriyorsunuz. Sağa çeken, sola çeken ya da normal direkt lamiden de olabilir. Ben Deniz demek istiyorum. Güzel, Berra. Alalım mı? Arkadaşlar, aşağıya doğru kürenin ağırlığı G var. Yukarı doğru şu ipteki gerilme var. Bir de şu duvarın tepkisi var değil mi şuradan? Üç tane kuvveti gösterdim. Başka kuvvet yok. Bu kuvvetleri açığa çekiyorum şimdi rahat görelim diye. Şurada G var. Şurada N var. Burada da T var yukarı doğru. T'nin şu yatayla yaptığı açı kaç derece? Elif? Şurada kaç derece? 53. 53. Şimdi burada İpteki gerilmeyi 200 diye vermiş bana. Şurası 200. Burası 200 ise bu 200'ün arkadaşlar yataydaki bileşeni yani 200 çarpı cos 53'ü ne yapacak? 0,6. 120 Newton mu yapacak? 120 Newton kim? N oluyor değil mi? Sağa çeken, sola çeken. Bana ağırlığı sormuştu. Ağırlık ne olacak? 200 çarpı 0,8. Niye? 53. O da ne kadar? 160. Dikkat ediyor musunuz? Aynı şeylerin üstüne dönüyor sorular. Sağa çeken, sola çeken yapıyoruz. Yukarı çeken, aşağı çeken yapıyoruz. Ya da formül üstünden şöyle de yapabilirdik bu soruyu. T bölü T'nin gördüğü açı kaç derece şurası? 90. Sin 90. Eşit. Bana G'yi soruyor. G bölü G'nin gördüğü açı şurası kaç derece? İlay kaç orası? 27. 127. Evet. Sinüs 127. Arkadaşlar sin 90 1'e eşit. Dolayısıyla G ağırlığı T çarpı sinüs 127. Sinüs 127 sinüs 53'e mi eşit? 180'e tamamlayanlar eşit ya. Sin 53. Dolayısıyla bak burada G T sin 53 oldu. T sin 53 de şuydu zaten az evvel yazdığımız. Yine aynı şey. 160 çıkacak. Şu da Lami teoreminden, formülden bulunuşu. Geçiyorum. Pipindeki gerilme kuvveti, F kuvveti, G ağırlığı bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Edirne mi? Bence de Edirne. Evet. Hemen yapalım. Burası F'si arkadaşlar. Şu uzantısını alalım şöyle.
Şurası da 45. 45-45 ise o zaman bu ipteki gerilme ile şu gerilme birbirine eşit oluyor. TK eşittir F oluyor. İkisinin bileşkesi olan şurası da ben bir tanesine FF desem bu da F olsa F kök 2 mi olacak burası 90 derece olduğu için? Dolayısıyla G ağırlığı ne olacak? Bunların kök 2 katı olacak. G en büyük olacak. Deyip geçtik. Şimdi az evvelki sorunun bir tık farklı olanı bu sefer ağırlıklarını vermiş açıları istiyor. K'nın arkadaşlar gördüğü açı, şu K ağırlığının gördüğü açı hangisi? A1 mi? Burası. Evet. L'nin gördüğü açı A2. M'nin gördüğü açı yani şurası o da A3. M. Açıyla kuvvet arasındaki ilişki nasıldı? Ters. Tersti. Dolayısıyla ağırlık küçükse onun açısının büyük olması gerekiyor. Ağırlık büyükse açısının küçük olması gerekiyor. Bu soruların her biri ÖSYM tarzı soru. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi kalem herkes eline alsın. Sizden cevap bekliyorum. Kürenin ağırlığı kaç Newton'dur? İlk çözdüğümüz sorunun işlemli hali. Bursa mı hocam? Bir şey sanki ters mi aldın? Yaklaştın ama değil, Bursa değil. Buna dikkat et. Ceyhan mı? Ne de değil. Denizli mi? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada arkadaşlar N'in iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatayda, bir tanesi düşeyde. Değil mi? Yataydaki kuvvet arkadaşlar ne kadar? 150 çarpı kosinüs 37. 0,8 ne yapıyor burası? 120 Newton burası. Düşeydeki ne kadar? Ceyhan hocam. Yok Denizli. 150 çarpı sinüs 37 o da 0,6. Şurası da 90. Şimdi kürenin ağırlığını sordu. N1 eşittir 2 N2 diyor. N1 arkadaşlar 2 tane N2'ye eşitse N2'yi ben ne buldum şurada? 120 mi buldum? Yataylar birbirine eşit olacak ya. Burası 240 yaptı. Peki bu 240 neye eşittir? Aşağıya doğru kürenin ağırlığı ile şu 90'a mı eşittir? Şunun toplamına mı eşittir? F'in düşey bileşeni. Dolayısıyla buradan G ne olur? 150 olur. Tamam mı? İlay. Gidici duruyorsun ha. Yok hocam tamam ben yanlışlıkla 90'ı çıkardım. O yüzden. Geçiyorum. Şimdi bu soru da güzel. Kafa denginde var mıydı hatırlamıyorum ama bazı kitaplarda bu soru soruluyor. Hangisi ters çevrilirse bileşke kuvvetin büyüklüğü en büyük değer olur demiş. Bunu nasıl yapabiliriz ki hocam? Evet. Ben direkt F1 derdim. Bence de. Niçin? Çünkü
Çünkü hepsinde açısı çok büyük. Açıyı küçültmem gerek. Aynen. Açı. Onu değiştirirsem en küçük açılar olur. Şöyle diyelim. Burada arkadaşlar şöyle düşünebilir miyiz? Şu dördü var ya. Şimdi bu sistem dengedeymiş. Dördünün bileşkesinin büyüklüğü kaç? Eksi altı. Altı değil mi? Güzel. Bu dördünü şu altı dengeliyor demek ki. Yani bu dördünün bileşkesi bu tarafa doğru altı Newton. Ya da eksi altı. O zaman sen bu altıyı bu tarafa çevirirsen, şunun yanına bir altı olarak getirirsen cevabın ne olur? 12 olur. Çok mantıklıymış. Kendinin olmadığını görelim. Mesela bir tanesini alalım. Kimi alalım? Diyelim ki şunu alalım şöyle. Şu tarafı. Yani 5 hariç olanı aldım. 5 de bu diğer 4'ünün dengeleyeni değil mi? Yani şu tarafa doğru 5 var. Bu 5 onları dengelemiş. Şimdi bu 5'i ters çevir bu tarafa. 5, 5, 10 oldu. Bak 12'den büyük olamadı. Tamam mı? Dolayısıyla F1 deyip geçebilirim. Şuna bakalım. Şimdi bak aralarındaki ilişki diye soruyorsa arkadaşlar neye bakacaksınız direkt? Açılara bakacağız değil mi Berra? Dudak okuyabiliyoruz artık. Burası arkadaşlar 50 derece. Şurası 40 derece. Mesela L'nin karşısındaki açı kaç derece? 40 burası, 90 burası, 130 derece. K'nın karşısındaki açı ne kadar? K'nın gördüğü 90 derece. G'nin karşısındaki açı ne kadar? Şu taraf 140 derece. E sıralama neydi? Açının tam tersiydi. TK, TL, G şekli. Oldu mu? Tamam mı arkadaşlar? Evet. Burada. Efendim. Seni yüz yüzeden daha canlı gördüm burada. Notlar falan böyle. İyi, güzel. Geçiyorum. Evet, şimdi bu soru da çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Bu da yani yanına yıldız atabilirsiniz. ÖSYM tarzı bir soru. Bu sorunun kitaplarda şu olanını görmüştüm ama bu hoşuma gitti burada. Diyor ki şu ipi uzatırsak duvarın tepkisi ya da ip gerilmesi ne olur şeklinde olanları var. Fakat burada diyor ki x, y, z noktalarından astığımda iplerdeki gerilme ne olur? Aynı soru birazcık daha orijinal bir hale getirmişler. Hoşuma gitti. Şimdi bunu beraber çözelim. Şimdi burada arkadaşlar kuvvetleri gösteriyorum. Aşağıya doğru kürenin ağırlığı g olsun. Hocam hiçbir şey değişmiyor ki. Bir bak istersen. Denizli mi hocam? Efendim? Denizli mi? Ha sabit kalıyormuş o. Pardon. Tamam o zaman. Erdem Denizli değil de tam tersi olacak. Edirne. Edirne. Şimdi neden böyle oluyor? Bak çizerek yapalım. Arkadaşlar duvarın tepki kuvvetine N diyeyim. Şuradaki ip gerilmesine de T diyeyim. Şimdi burada şu açığı alıp yapalım. Aşağıya doğru G var. Şu tarafa doğru N var. Yukarı doğru da T gerilmesi var. Şimdi bu T gerilmesinin arkadaşlar her durumda düşey bileşeni şurası G'ye eşit olmak zorunda mı? G bileşeni. Sistem dengede ya. Yukarı aşağı başka bir şey yok. Aşağı G var. Yukarıda T'nin bileşeni var.
Peki T'nin yatayı arkadaşlar TX neye eşit olacak? N'e mi eşit olacak? Değil mi? Sağa çeken, sola çeken, yukarı çeken, aşağı çeken olacak. Şimdi ben ipi Y konumundan Z konumuna getirirsem, şimdi dikkat edin. Z konumuna getirdiğimde, şu hale getirdiğimde ipin şu açısı ne yapıyor? Küçülüyor mu? Evet. T yani, artıyor mu o yüzden? Bak. Heh. İpin şu açısı küçüldü. Açı küçülünce arkadaşlar düşeyi değişmedi ama yataydaki açı küçüldü. Yataydaki açı küçülürse yatay kuvvet artar mı? Arkadaşlar evet. Bak düşeyi değişmedi. Yatay kuvvet arttı. Yatay kuvvet artarsa N artar. Peki ip kırmızı konuma geldiğinde T buraya geldi. Düşeyi değişmedi ama yatayı arttı. O yüzden T artmış olmaz mı? T gerilmesi. Evet. T gerilmesi Z'ye astığımda artıyorsa tam tersi X'e getirdiğimde mesela öyle yukarı getirdiğim yani şuraya getirdiğimde de bu sefer bunun yatayı küçüldü bak. Düşey gene G'ye eşit ama yatayı azaldı. Yatayı azaldığı için X konumuna getirdiğinde ip gerilmesi azalır. Z konumuna getirdiğinde artar. O yüzden X'ten Z'ye doğru gittiğimde gerilmede artış olacak. Z'ye eşit. Anlaştık mı? Hocam bir sorun yok mu burada? Yani ip aynı mı ip yani? Aynı ipin konumunu değiştiriyorsun. Şu oluyor Erdem. Sen bunu Z'ye astın ya. Z'ye astığında küre biraz daha aşağı iner değil mi? Evet. Kürenin yerinde değişiklik oluyor. O yerindeki değişiklikten dolayı da bu tepkilerde değişiklik oluyor. Açı değişiyor çünkü. Aynı hocam, duvar sen... aynı şey ama yani. Ama yok yani nasıl diyelim? Şöyle düşün Erdem. En son bak yukarı doğru şöyle götürdüm de böyle astığımı düşün. Yan tarafın tepkisi ne olur? Sıfır. Sıfır. Peki şimdi ben bunu birazcık şöyle kenara getirdim. Bak şöyle yaptım. Bir gerilme oluşacak değil mi? Çünkü ipin yatayda bir kuvveti var. Yataydaki o kuvvet N'e eşit oluyor. Bak sıfır olan gerilme arttı. Dolayısıyla sağa doğru çektiğimde belli bir açı yaptığımda gerilme artmış oluyor. Burada da aynı mantık. X'ten aşağıya doğru şu tarafa doğru gelmiş oluyor. Oldu mu? İpteki maksimum kuvvet ağırlığı olmaz mı ama? Nasıl? İpteki maksimum kuvvet ağırlığı kadar olmaz mı zaten? Maksimum kuvvet dediğim ne zaman olur? Şu benim ilk çizdiğim şu sarı var ya bu durumda olur. İşte öyle olduğunda yok, özür, X, Y, Z diye sıralaması gerekiyor. Düzeltiyorum. Maksimum dediğin şu. İpteki gerilme mesela şu yeşille çizdiğim ilk durum var ya ağırlığından daha fazla oluyor şu anda. Maksimum ağırlığı kadar olmuyor. Niye? Düşeydeki bileşeni ağırlığa eşit. Yatayda da tepkiden kaynaklanan bir kuvvet var. Dolayısıyla ip gerilmesi N ile G'nin bileşkesi olduğundan dolayı ağırlıktan daha fazla bir şey. Anladım. Teşekkürler. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu sorunun pekişmesi için şöyle olan bir tarzı var. Bir de onu burada inceleyelim. Kafa denginde falan olması lazım. Arkadaşlar şurada bir alfa açısı var. Şurası K yüzeyi duvarı, burası da L. Diyor ki ben L yüzeyini bir miktar aşağıya indirdiğimde yani şu alfa açısını azalttığımda K yüzeyinin tepkisi NK ile L yüzeyinin tepkisi NL nasıl değişir diye soruyor. NK NL'nin değişimini soruyor. Artar azalır değişmez şeklinde.
Sol taraftaki soruya benzeyen bir soru. Şimdi yapalım. Aşağıya doğru arkadaşlar ağırlığım G'ye kadar olsun. Sağ tarafa doğru NK var. Yukarı doğru da NL var. Şimdi açığa alalım bunları. Şurada G var. NK var. Burada da NL var. Şuradaki arkadaşlar açıya, şu açıya da beta diyeyim ben. Şurası 90 derece. Şurası beta. Şimdi alfayı ben küçültürsem bunun ikinci durumu yani şu hale getirdiğimi düşünün. Küre aşağıya gelecek. Küre aşağıya gelince şuradaki L yüzeyinin tepkisi daha mı dik etki edecek? Dedim anladınız mı? Şu L tepki vardı ya. L tepkisi daha dik olacak. Yani şurası, burası arkadaşlar şu duruma gelecek. Şuradaki açı, şu açı büyüdü bakın. Burası beta, şurası teta ise teta daha büyük olacak. Hemfikir miyiz bunda? Alaka ya. Arkadaşlar teneffüse çıkacağız. Ses istiyorum. Bunda hemfikir miyiz? Evet hocam. Evet. Yüzey aşağıya inerse şuradaki tepki kuvveti daha dik uygulanacak. Peki evet. Bu tepki kuvvetinin düşey bileşeni yandaki soru gibi hep G'ye eşit şurası. Fakat bunun yatayı ne yaptı şu anda? İkinci durumda yatayı azaldı. Artıyor. Yatayı azaldı. Yatayı azaldığı için ikinci durumda NL tepki kuvveti, NL üssü de ona azalmış olacak değil mi? Bak düşeyi değişmedi, yatayı azaldı. O zaman NL azalacak. Peki NK, NL'nin yatayı mı oluyordu? Şunun yatayı. Yatayı başta bu kadardı. İkinci durumda daha küçük hale geldi. O yüzden NK da azaldı. Her ikisi de azalmış oldu. NL nasıl azalıyor ki? Benim yandaki soru kolaydı da bu zor. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Bak şuradaki tepki kuvvetinin NL'nin yatay bileşeni şuradaki NK'ya eşit. Düşey bileşeni de kürenin ağırlığı G'ye eşit. Diyoruz ki kürenin ağırlığı değişmediği için ikinci durumda ben tepkiyi çizersem şu kesikli çizgiyle çizdiğim hizada olacak. Yani şöyle yukarı falan çıkamaz bu. Çünkü düşey bileşke hep G'ye eşit. Değişmiyor. Düşeyi değişmeyecek. Ama sen bunu buraya çektiğinde şu yatay azalmadı mı şurası? Yatay bileşeni azaldı. NL'nin düşeyi değişmiyor, yatayı azalıyorsa NL de azalır. Doğru mu? Bileşkesi olduğu için. O yüzden her ikisi birden azaldı. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teneffüsünüzden almayın. Biz çok teşekkür ederiz. Efendim? Açı her zaman azaldığında azalır diyebilir miyiz? Genelleme yapıp. Yani bu soru için söyleyebiliyorsun. Fakat yani ya ben o cümleleri çok sevmiyorum. Soru da başka bir özellik gelir. Başka bir şey koyarsa şimdi tamam dediğimiz şey bu sefer olmaz. Çok onu genelleyeyim. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu soru için şunu düşünseniz şu zemini yukarı doğru götürse ne olacaktı? Tam tersi yani. Şöyle. Küre daha mı çok sıkışacaktı bu arada? Evet. Sıkıştığı için NK, NL artmaz mıydı ikisi birden? Evet. Artacak şimdi tam tersi oldu. Her ikisi birden azaldı. Tamamdır. Bu da bir yorum aklınızda kalması için. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın.